Fuarlarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Bugün durağımız İzmir ve İzmir'de 2022 Mermer Fuarı'ndayız. Fuar katılımcılarımızdan Yüceler Makine'ye de konuk olduk. Yanımızda da firma yetkilimiz Hüseyin Bey bulunuyor. Bakalım bizlere hem sektörle alakalı hem sundukları faaliyetlerle alakalı neler aktaracak. Şimdi kendilerinden dinleyeceğiz. Merhabalar Hüseyin Bey, nasılsınız? Merhabalar. Teşekkürler, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkür ediyoruz. Programımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Hayırlı fuarlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Devamlı katılıyoruz dedik fuarlara. Katılıyoruz. Nasıl hazırlandı bu fuara? Biraz fuar görüşlerinizi alalım. Ya, bu fuar malumdur. 2 yıldır pandemi sürecinden dolayı fuarımız evet. olmuyordu. Artık biraz bir açlık da olmuştu fuara. Özlemiştik fuarı. O özlemle hazırlandık diyelim. Bu yıl daha bir gayretle hazırlandık. Yine işte makinalarımızdan getirdik. Başladık fuarımıza. Güzel başladı. İkinci günü. Güzel başladı. İyi bir gündü dün için, başlangıç için. Daha iyi olarak süreceğini tahmin ediyoruz, ümit İnşallah ediyoruz. İnşallah diyelim. Peki Yüceler Makine'yi biraz tanıtalım Hüseyin Bey. Neler Tabii. yapıyoruz, ne zaman kuruldu? Yüceler Makine başlangıç kökeni 1993'lere dayanıyor ilk firma olarak. Fakat sektörde 2005 yılından itibaren mermer makineleri üretimine başlamış bir firmamız. Burdur'un Bucak ilçesinde fabrikamız. Orada mermer fabrikalarında kullanılan ebatlama, yarma, cilalama makinelerinin imalatını yapıyoruz. İmalat ve satışını yapıyoruz. 3 grupta mı toplandı ebatlama? Genel olarak 3 grup diyebiliriz. Hı-hı. Bunun tabii alt detayları, dalları var. Ama 3 ana başlık altında bu şekilde söyleyebiliriz. Ebatlama, cilalama, yarma diyebiliriz. Bunlar peki çeşitlenirken neye göre çeşitleniyor? Bu yaptığı işe göre. Hı hı. Bir tanesi mermerin yüzeyini parlatır. Bunlara silim, plaka silim, dar silim, cilalama makineleri diye geçer. Bir tanesi mermerin kalınlığıyla alakalı, ikiye ayırmakla alakalı ki buna yatay yarma makineleri deniyor. Bir diğeri de en boy ebatıyla alakalı, ona da ebatlama makineleri diyoruz temel olarak. Evet. Biraz özelliklerinden de bahsedelim mi? Diğer makinelerden farkı ne örnek veriyorum? Ya örnek veriyorum, bizim iddialı olduğumuz ve öne çıktığımız makineler ebatlama grubu makinelerimiz daha önde diyebiliriz özellikle son dönemde. Bu da neyle alakalı? Sonuçta sektörde birçok firma bunu yapıyor. Evet. Ama güncel gelişmeleri, teknolojiyi takip edebiliyorsunuz. Daha iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Bizim derdimiz de bu. Mesela biz de ebatlama makinelerimizde artık son sistem servo sistemleri kullanıyoruz. Servo motor kullanarak konumlamalarını yapıp daha hassas ölçülerde ki zaten istenilen hassasiyettir, ölçü hassasiyettir, en boy ölçü hassasiyettir. Biz de bunu yakaladığımıza inanıyoruz, iddialıyız bu hususta. Yani bu şekilde son teknolojiye uygun hassas makinelerle ilerliyoruz, aynen, değil mi? Aynen öyle, evet. Öyle diyebiliriz. Peki biraz kalitesinden bahsedersek ne kadar kullanılabiliyor, kullanım ömrü nedir? Mermer sonuçta zor bir sektör. Evet. Dolayısıyla mermer makinelerinin ömrü çok uzun değildir. Ama bu firmadan firmaya, kullanıcıdan kullanıcıya göre de değişir. Kullanıcısı vardır, makineye bakımlarını iyi yapar, temizliğini yapar ve yağlamasıdır, bakımlarıdır, düzenli yapar. Bir firma aynı makineyi birisi 5 yıl kullanır, birisi 15 yıl kullanır. Teknik servis konusunda biz iyiyiz ama, değil mi? Teknik servis konusunda iddialıyız. O konuda da şunu, bizim zaten en önemli artılarımızdan bir tanesi o. En geç 48 saat içerisinde müdahale yapıyoruz. Harika. Bu tabii ki zorunlu haller olmadığı sürece, ki onda zaten müşteriyle diyalog halinde çözüyoruz. Hatta aynı gün içerisinde müdahale ettiğimizde çok oluyor genel itibariyle. Peki şu anda yurt içi, yurt dışı pazarımızı nereler oluşturdu? Bizim dönem dönem değişiyor. Bazı dönem oluyor yurt dışı daha ön plana çıkıyor. Bazı dönemler yurt içi ön plana çıkıyor. Ama şu pandemi sürecinde enteresandır. Yurt içinden çok yüksek bir talep vardı. Yurt dışından daha fazla talep yurt içindendi. Bizim bu 2 yıllık süreçte yoğun bir şekilde yurt içinden makine yetiştiremedik zaten, öyle diyelim. Hı hı. Yeni projeler var mı peki? Bünyemize var. Katacağımız ürün gamımızda değişiklik olacak mı? Şöyle diyelim, sıfırdan yeni projelerden ziyade iyileştirmeler. Çünkü sonuçta birçok şey aynı işi yapıyor aslında. Hep benzer ürünler yapılıyor ama evet. hep yaptığınızın bir tık daha üstü, bir tık daha teknolojik olarak yeniliklere ayak uydurmuş ya da yeniliklere uyum sağlamış makineler yapabilmek hedefimiz. Bu yönde de hep çalışmalarımız devam ediyor ki şu anda da yine projelerimiz var. İnşallah 2022 yıl içerisinde gerçekleştirmeyi planladığımız projelerimiz var. Peki sektörle alakalı izleyicilerimize neler söyleyeceksiniz? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
Sektör şöyle diyeyim, yine pandemiyle bağlantılı söyleyeyim özellikle. Biz şu 2-3 yıllık pandemi sürecinde inanın Türkiye olarak mermer sektörü çok güzel bir dönem geçirdi. Çok hızlı bir hareketli bir dönem geçirdi. Biraz önce de bahsettiğim gibi biz de onlara makine yetiştirmekte zorlandık. Yetiştiremedik de hatta. Gerçekten şu belki şu savaş süreci olmamış olsaydı, bilemiyoruz tabii daha iyi mi olurdu, kötü mü olurdu ama bu savaş sürecine kadar çok hızlı bir süreç geçti pandemide. Hı. Mermer sektörü çok iyiydi, buna bağlı biz de çok şükür. Evet, yerimiz Burdur Bucak'ta dedik, biraz evet. Fabrikamızdan da bahsedersek. Tabii, biz Burdur Bucak organizasına aidi 10.000 metrekarelik bir alan içerisinde 3.000 metrekarelik bir fabrikada üretim yapıyoruz. Yine aynı şekilde hedeflerimizden de bu üretim alanımızı da büyüterek devam daha etmek da tabii ki. Evet. Başarılar diliyoruz sizlere o zaman. Ederiz. Peki Hüseyin Bey, programı kapatmadan neler söyleyeceksiniz son olarak? Ben ne diyeyim, herkese hayırlı fuarlar dileyeyim. Sektörümüz için, ülkemiz için hayırlara vesile olacak güzel bir fuar temenni edelim. Öyle geçmesini dileyelim. Ve herkese hayırlı fuarlar ve güzel yıllar dileyelim. Evet. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgiler için hayırlı fuarlar sizlere de. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim teşekkür o zaman. Ediyoruz. Çok teşekkürler. Evet değerli izleyicilerimiz, İzmir'de 2022 Mermer Fuarını ziyaret etmeye devam edeceğiz. Yüceler Makine'ye konuk olmuştuk. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez stüdyolarında.